Sevgili izleyiciler sağlığım için her şeyin bu bölümünde bağımlılığı ve özellikle de sanal kumar bağımlılığını konuşacağız. Bu konuda bize NP İstanbul Beyin Hastanesi Ametem Kliniği'nden psikiyatri uzmanı doçant doktor Onur Noyan bilgi verecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Esra Hanım. Merhabalar. Çok önemli ve gündemde olan bir konuyu hı hı. ve giderek de artan bir Aynen problemi öyle. konuşacağız. Aynen Biraz sonra size döneceğim. Sevgili izleyiciler gerçekten bu problemle ilgili sanal kumar bağımlılığı ve sanal bahislerle ilgili belki sizin de soracağınız ya da ailenizde bizzat yaşadığınız bir problem olabilir. Bize sorularınızı ulaştırmanız için iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda. Bugünkü programımızın konusu aslında sanal bağımlılık ve hı hı. sanal kumar bağımlılığı ama ben öncelikle sizden bağımlılığın genel bir tanımını evet. yapmanızı rica edeceğim. Çok teşekkürler. Çok önemli bir konu gerçekten bağımlılık. Şöyle ki bağımlılık aslında halk arasında bir irade eksikliği, kişilik zafiyeti, başka ahlaki zayıflık gibi sorunlarla adlandırılıyor. Hı hı. Aslında biz artık günümüzde yapılan çalışmalarla biliyoruz ki bağımlılık kronik bir beyin hastalığı. Beyindeki bazı biyolojik maddelerin artması, biyolojik sistemlerin değişmesi sonucu beynin içindeki ödül ceza merkezi dediğimiz merkezin bozulması sonucunda ortaya çıkan bir hastalık. Hı hı. Ve bu hastalık biyolojik bir hastalık olmakla birlikte düzenli kontrolleriyle devam ettiği takdirde tedavisi olan bir hastalık aslında. Hı hı. Peki bağımlı kişilerde e, beyindeki aslında bir bozukluk olarak bir hastalık olarak bağımlılığı evet. nitelendirdiniz bir kişilik bozukluğu olarak değil. Peki bağımlılığın bir takım ortak belirtileri var mı? Hani o kadar çok çeşitli bağımlılık var ki ama ne tür e, belirtilerde bir kişi bağımlı olabiliyor? Şöyle bağımlılığın önce bir biyolojik olarak çok kısa bir anlatayım ne olduğunu sonra. Tarif ettiğiniz şeye geleyim. Bağımlılık dediğim Hı -hı. gibi beynin ödül ceza merkezinin bozulması. Şöyle ki dopamin dediğimiz bir hormon var. Bu mutluluk hormonu. Hepimiz yemek yediğimizde, sinemaya gittiğimizde, kitap, kitap okuduğumuzda dopamin salgılıyoruz ve hayattan tat ve keyif alıyoruz. Biraz haz alıyoruz. Hı -hı. Günün birinde bir kişi madde kullanıyor. Bu madde kullandığı zaman normal faaliyetlerden aldığı dopaminin 8-10 katı kadar dopamin alıyor birdenbire o maddeden. Diyelim ki bir madde sinemaya gittiniz, 70-80 birim dopamin salgıladınız, tat ve keyif aldınız. Uyuşturucu madde kullanımıyla beyinde 800-900 birim dopamin salgılanmaya başlıyor. Bu sefer beyin bu yüksek dopaminle şaşırıyor. Birdenbire bu yüksek dopamini arzular hale geliyor artık. Bir süre sonra düzenli kullanımla birlikte beyin alttaki hiçbir faaliyetten keyif almıyor. Gezmiş, yatmış, kalkmış, dolaşmış, sinemaya gitmiş sadece ve sadece kişiyi tatmin eden tarafı kullanmış olduğu o maddeler oluyor. Ve bu maddeleri sürekli kullanmak istiyor. Hı -hı. Kullanmak için sürekli zihninde ben bunu nasıl kullanırım, ne yaparım, nereye giderim gibi düşünceler içinde oluyor. Bir süre sonra bu maddeleri kullanmazsa yoksunluk belirtileri ortaya çıkıyor. Hı -hı. Yoksunluk belirtileri ortaya çıktığı zaman kişi strese giriyor, sıkıntıya giriyor, öfke nöbetleri geçiriyor, sağa sola kızıyor, eve gelmiyor, dışarılarda geziyor ve bir şekilde o maddeye ulaşmak ve kullanmayı hedefliyor. Bunun için... O maddeye ulaşmak için işlevselliği bozuluyor, işe gidemiyor, karısıyla kavga ediyor, okulunu bitiremiyor ve bir şekilde hayata alt üst oluyor. Evet. Yani baktığımız zaman bağımlılık kliniğinde sürekli madde kullanma isteği, madde kullanmadığında öfkelenme, madde kullanması sebebiyle de işlevsellikteki bozulma en temel belirtiler. Şimdi aslında en yaygın bağımlılıklarından biri olan bence sigara bağımlılığını evet. örnek göstermek istiyorum. Mesela çevremde kime sorsam? Mesela ben sigara içmem eşim de içmez ama mesela aman içme hani çok içiyorsun deriz arkadaşlarımıza. Hı hı. Ya ben içmiyorum ki çok günde dört tane içiyorum ama bakıyoruz ki o kişi bir e, kahve ile birlikte sigara içmezse geriliyor. E, mesela öyle. bir arkadaşımız var e, yurt dışında trenle e, Brüksel'den Brüje gidiyorduk. Her e, trenin durduğu yerde indi 3-5 sigara yaktı trene bindi. Çok güzel tarif ettiniz. Evet. Yani bağımlılık öyle bir şey ki ertelenebilir, ötelenebilir. Çünkü kişi ertelediği zaman kullanacağı zamanı hayal ediyor. Hazzı erteliyor. Açlığı nasıl erteliyoruz ya da diğer <laughs> faaliyetlerimiz faaliyetlerimizi nasıl erteliyoruz? Orada da hazzı erteliyor ve aslında erteledikçe o haz da büyüyor gittikçe. Beklenti de artıyor. Doğru. Ha, bir sigara içmiş, bir paket sigara içmiş. Hiçbir fark yok. Beyin çünkü yüksek dopamini istiyor o maddeden. Yani aslında sigara kullananların ben bağımlı değilim de ee, çok gerçekçi olmuyor bu dediğiniz e, noktadan bir yola çıkarak. günde bir tane bile ise, ayda bir tane bile ise artık bağımlılık kavramından bahsetmemiz mümkün. Şimdi e, artık e, tabii teknoloji gelişti. Hı -hı. Günümüzde yepyeni bağımlılıklar da oldu. Evet. Ben gazeteciliğe ilk başladığımda alkol ve madde bağımlılığını, uyuşturucu bağımlılığını konuşurduk. İşte sigara bağımlılığını konuşurduk. Çok fazla bağımlılık evet. yoktu. Şimdi günümüzde. Bu yeni ne tür bağımlılıklar var? Şimdi artık e, teknolojinin gelişmesiyle birlikte psikiyatrik hastalıklar da gelişiyor tabii ki. Hı hı. Bağımlılıklar önceden davranışsal bağımlılıklar dürtü kontrol bozuklukları altındaydı. Yani bağımlılık altında değildi. Çok bağımlılık psikiyatrisi ilgilenmiyordu. Ama günümüzde artık cep telefonuyla başlayan bir davranışsal bağımlılıklar silsilesi artık internet, internette oyun bağımlılığı, kumar bağımlılığı, sanal, hı hı. online bağımlılık, online sanal, kumar gibi birçok farklı davranışla birlikte artık karşımıza çıkara hale geldi. Özellikle geçtiğimiz 3 yıl önce bütün dünyada kumar oynama bozukluğunun aslında bir bağımlılık olduğu ortaya kondu. Daha önce biz bunu kişinin davranışlarını kontrol edememesi olarak adlandırıyorduk ama 3 yıl önce evet dedik ki kumar oynama bir bağımlılıktır. Kumar oynama nasıl bir hastalık peki? Ne oluyor beyinde? Yapılan beyin görüntüleme çalışmalarında şu gösterilmiş. Uyuşturucu madde kullanan bir kişinin beyniyle Kumar oynayan bir kişinin beyninde aynı değişiklikler oluyor. Hı hı. Ortaya koyduğumuz zaman beyinde özellikle ödül ceza merkezinde bazı alanlar küçülüyor, bazı alanlar aşırı aktif oluyor. Kişi uyuşturucu madde kullanmak yerine sürekli gidip kumar oynamak istiyor. Kişi o uyuşturucu maddeyi aramak yerine ben nerede kumar oynarım, nerede ne oynarımın peşinde gitmeye başlıyor. Özellikle sanal bahis ya da sanal kumar dediğimiz bir kumarın alt tipi gittikçe çok riskli hale gelmeye başladı aslında peki e, şimdi bu yüzden tabii ki size çok müracaat da oluyordur evet aynen öyle e, giderek artıyor diyorsunuz sanal kumar bağımlılığı ne zaman başlar neler gözlemliyorsunuz bu kişilerin davranış modellerinde biraz önce genel bağımlılığı anlattınız ama aynen öyle. bugünkü programımızın konusu sanal, sanal bağımlılık, bağımlılık olduğu için biraz da bunu açalım istedim sanal bağımlılık ya da sanal kumar bağımlılığı ya da çevrim içi bağımlılık dediğimiz zaman aslında kişilerin yerinden kalkmadan, hiçbir çaba sarf etmeden, internette bir tuşa basarak oynadıkları kumardan bahsediyoruz. Kumar dediğimiz zaman ne devreye giriyor? Kumar dediğimiz zaman sürekli kazanma düşüncesi ya da kaybettiklerini kazanmak düşüncesiyle sürekli risk almak, sürekli kaybettiğinden daha fazlasını kazanmak için daha riskli yatırımlar yapmak, daha riskli oyunlar oynamak ve bir şekilde bu davranışları sürdürmek. Online ya da sanal bağımlılık dediğimiz zaman devreye ne giriyor? Sürekli internette olma hali. İnternette olduğu zaman kişi yerinden kalkmadan bir tuşla bir dakika sonraki oynanacak maçın ya da bir dakika sonraki oynayacağı o hangi kumarı oynuyorsa o oyunun cevabını anında alıyor. Ve şöyle bir risk oluyor aslında. Genelde orta yaşlı erkeklerde çok daha sık gözüküyordu önceden. Ama günümüzde artık giderek yaşın geriye çekildiğini biliyoruz. Ergenlikten itibaren başlıyor. Neden? Çünkü e, bir kumar ya da şans oyunu dediğimiz zaman haftalarca bekleniyordu önceden. Evet. Günlerce bekleniyordu. Ama şimdi 5 dakika sonra oynadığımız o oyunun karşılığını alıyor kişi. Ve o cevap ne kadar çabuk alınırsa kişi o kadar çok bağımlı oluyor. Peki bu sanal kumar bağımlılığının ne gibi tehlikeleri var? Neleri getiriyor beraberinde? Şöyle hem kişi açısından hem aile ve sosyal ilişkiler açısından. Az önce bağımlılık kriterlerini saydığımız zaman sanal ba sanal kumar bağımlılığı da aynı kriterler aslında. Kişinin sürekli oynamak için, kumar oynamak için çaba sarf etmesi, oynamazının engellendiği zaman öfke nöbetleri geçirmesi, bir şekilde oynamanın yolunu bulmak, işini, evini, arkadaşlarını bırakıp sürekli kafasında oynayacak kumarı düşünmek ve işindeki en küçük bulduğu boşlukta hemen gelip onu oynamak. Elinden cep telefonunu düşürmez, interneti düşürmez, internet sürekli açıktır, başka hiçbir gelişmeyi takip edemez. Yakınları bunu fark ettiği zaman riskler başlıyor zaten. Yakınlarından kaçmak için, onların anlamaması için yalan söylemeye başlar. Hı hı. Çünkü bir şekilde onların anlamaması lazım. Ne oynadığını, ne yaptığını, ne kadar para kazandığını ve en büyük risk de şurada başlıyor. Ya da kaybettiğini. Ya da kaybettiğini. Kaybettiğini evet. kazanacağına inanır o kişi. Uh -huh. Ve en büyük risk dediğim gibi burada başlıyor. Bütün kaybettiklerini kazanma dürtüsüyle elinde ne var ne yoksa yatırır. Onları da kaybedince artık yalan söylemeye başlar. Karşımıza yasa dışı faaliyetlerle gelenler oluyor. Yasal uh -huh. değil biliyorsunuz yasal kumar, sanal içi kumar. Yasal olmadığı için de bununla ilgili sorunlar yaşanabiliyor. Aile bireylerinden gizli saklı işler yapıyor, telefonlarını gizli saklı yerlerde konuşmaya başlıyor, ortadan kayboluyor zaman zaman, gizli hesaplar açıyor ve bir şekilde artık kontrol edilemez bir davranış profili ortaya çıkıyor. Tabii ki eğitim varsa eğitimi, eğer bir evlilik birlikte bir ilişkisi varsa hepsi de e, maalesef ki zarar görüyor. Aynen öyle. E, peki şimdi dediniz ki aslında bağımlılık tabii ki sanal bağımlılıkta, bir e, hastalık. Hmm. Bu yüzden mutlaka tedavisi de var. Evet. Size başvuru olduğunda bir kere şunu sormak istiyorum. Kişiler ben sanal bağımlıyım diye mi geliyorlar yoksa bazen ailelerde size müracaat edip nasıl e, ikna edebiliriz diye de soruyorlar mı? Bu noktada çok önemli herhalde. Vallahi benim vereceğim cevapla başladınız. <gülüyor> <gülüyor> Hiç kimse ben bağımlıyım diye gelmiyor bize. Yani. Hocam ben oynuyorum ama bizimkiler abartıyorlarla geliyor. Ben o kadar da çok para kaybetmedim oynadığım <laughs> çok da düşük bir miktar. Bu miktarlarla hiçbir şey olmaz ben istemezsem oynamıyorum diyor. Ama biz eşini ya da yakınlarını dinlediğimizde hocam siz ona bakmayın ne evler ne arabalar gitti biz bir sürü ev sattık araba sattık işinden bir sürü kredi çekti evimize hacizler geliyor demeye başlıyor. E onları sorduğumuz zaman hastaya hasta diyor ki yok hocam onlar daha önceki borçlarımdan kaynaklanıyor. Ve aslında farkındalık öncesi dediğimiz bize gelen kişiler Kumarı bir hastalık olarak görmüyorlar. Hasta yakınları da görmüyor aslında. Bize son çare olarak geliyorlar. İş işten geçmiş, harçlar, borçlar birikmiş, hacizler gelmiş. Bir süre sonra bütün işlevsellik bozulmuş. Bize o anda geliyorlar. Biz ne öneriyoruz? Evet diyoruz. Bu bir hastalık. Hem hastanın hem yakınlarının bunun bir hastalık olduğunu kabul etmesi çok kolay olmuyor ama kabul ettikten sonra zaten bir sürü adım atmaya hazır hale geliyorlar. Şimdi zaten artık sohbetimizin son 4 dakikası içindeyiz. Artık tedavi, tedavi çok ya, önemli. Baktım. Tedavide e, ne tür yöntemler var? E, mesela hep bilinen klasik tedaviler, ilaç tedavisi, psikoterapi Hı. ama bunun dışında e, yepyeni tedaviler farklı de tedaviler var. de var. Ben sözü size bırakayım. Bağımlılık tedavisi daha doğrusu sanal kumar bağımlılığı tedavisi Hı. dediğimiz zaman öncelikle aileyi ve hastayı bilgilendirmeyle başlıyoruz. Bilgilendirdik, gerekli incelemeleri yaptık. İncelemeler Hı. sonunda da ilaç tedavisi İlaç tedavisine ne için başlıyoruz? Kişinin oynamadığında yaşayacağı yoksunluğu azaltmak için ya da o duyguları bastırmak için ilaçlar kullanıyoruz. Bununla birlikte terapi dediğimiz psikoterapi, konuşma terapisi kullanıyoruz. Konuşma terapisinde kişi için tetikleyiciler neler, ne zaman hatırlıyor, hatırlarsa ne oluyor, o davranışı gerçekleştirmekte zorlanıyor mu, zorlanmıyor mu onlara bakıyoruz. O alanlarda ...destek olmaya çalışıyoruz. Üçüncü aşama ailenin bilgilendirilmesi, hı hı. daha sıcak bir ilişkim, birlikte geçirilen zamanlar, kişinin ve bütün aile bireylerinin farkındalığının sağlanması. Artık günümüzde bağımlılıkların kronik beyin hastalığı olduğunu bildiğimiz için bütün dünyadaki gelişmelerle birlikte derin beyin uyarımı dediğimiz beyine elektromanyetik alan veren... E, ...TMU dediğimiz cihazlarla tedavi de ediyoruz aynı zamanda. Hı hı. Bu çok yeni bir yaklaşım. Tüm dünyada yeni yeni kullanılmaya başlandı. Ve önemli olan beyindeki kumar oynama dürtüsünü açığa çıkaran merkezi... ...elektromanyetik dalgalarla söndürüp kişideki o kumar oynama isteğini bastırmayı hedefliyoruz. Peki bu TMU tedavisi TMU dediniz değil mi? Bu tedavi e, kaç seans yapılıyor? Nasıl yapılıyor? Bunun bir yan etkisi e, var mı? Ee, bir seansına kadar süre olarak. Şöyle tmu dediğimiz zaman aslında e, beyne dışarıdan bir cihaz getiriyoruz. Bu beyindeki ödül merkezi demiştim hatırlarsanız en başta. Evet. Ödül merkezini uyarıp oradaki aşırı aktiviteyi bastırmaya çalışıyoruz. Hı hı. Bu yaklaşık olarak 15-20 dakika sürüyor bir seansı. Ama bizim aslında düşündüğümüz yaklaşık 15-20 seans arasında bir eee tmu ...paketi ya da protokolü uyguluyoruz diyeyim. Burada baş ağrısı dışında çok ciddi bir yan etkisi yok. E, yapılan bütün çalışmalardaki en karşımda çıkan en sık yan etki... ...baş ağrısı, hafif deride uyuşma hissi. Bunun dışında hiçbir yan etkisi yok. Hı hı. Kişi geliyor ayaktan sandalyeye, koltuğuna oturuyor... Biz görüşüyoruz, sohbet ediyoruz. Ondan sonra tedaviye başladığımız zaman alt kattaki TMI odasına geçip dışarıdan elektromanyetik alanı veriyoruz. 20 dakika sonra evine gidebiliyor. Yürüyerek geliyor, yürüyerek gidiyor. Hiçbir problem başarı yaşanmıyor. Başarı oranı nedir? Yani ya da başarıyı destekleme oranı. Biz aslında bağımlılıkta çok başarılı kelimesini kullanmayız. Çünkü <laughs> bu bir başarmak değil, bir yolculuk. Bir yolculuk nedir? Aile bireyleriyle birlikte çıkılan bir yolculuk. Hedef kumar oynamamak ya da maddeyi bırakmak. Bu yolda çok zorlu engeller var. Bu engelli engelleri birlikte aşmak, birlikte bunun üstesinden gelmek. İşte diğer tedavi yöntemleriyle birlikte bir bütün olarak görmek. Düştüğünde hemen morali bozmadan devam edebilmek. Doktoruna, psikoloğuna gitmek, ilacı kullanmak, TMO'yu kullanmak hepsi uygulanırsa başarılı olunmaması için hiçbir sebep yok diyorum. Şimdi artık sohbeti bizi kapatacağım ama yine e, özellikle takıldığım bir nokta var. Tamam. Şimdi burada tabii ki kişinin tedaviye uyumu ...çok önemli başarı hı hı. da ve tedaviyi kabul etmesi. Evet. Tedaviyi nasıl kabul ettirebilir ya da tedaviye gitmeyi? Yani şimdi buradan ekran başındaki ailelerin evet. mutlaka yaptığı yanlışlar da vardır. Aynen öyle. Ee, sanal kumar bağımlılığı problemi olduğunu düşündükleri bir kişiye nasıl yaklaşmalılar? Güzel, Onu doktora güzel. gitmeye nasıl ikna etmeliler? Şöyle... Bağımlılığın hastalık olmadığı, daha doğrusu sanal kumarın hastalık olmadığı oynayan kişiler tarafından da çok kabul edilmediğini söyledim. Burada aile bireylerine çok büyük işler düşüyor. Şurada yapılması gereken şey karşılık kişiye öncelikle empatiyle yaklaşmak. <laughs> Öfkelenmemek. Sen hastasın, sen bağımlısın. Bak senin yüzünden ne hale geldik, yürü gidiyoruz doktoru demek hastayı bize getirmeyecektir. <laughs> yapılması gereken şey şu. Ben senin sağlığın için çok endişeliyim. <laughs> ben senin için çok üzülüyorum. Bu durum gittikçe aile hayatımızı etkilemeye başladı. Doğru ya da yanlış bilmiyorum ama geçen televizyonda seyrettim. Bununla ilgili çok çeşitli yöntemler varmış. Çok çeşitli hı hı. tedaviler varmış. Gel birlikte bir gidelim. Ne olduğunu bilmiyorum. Belki hastalıktır, değildir. Ama bize hı hı. bir yol göstersin birisi. Bize bir yardım etsin. Bir birlikte bir çözüm bulalım. Çözümü birlikte arayalım diyerek biraz daha empatik, biraz daha anlayışlı, biraz daha alttan alarak Karşıdaki kişinin motivasyonunu arttıracak şekilde tedaviye yönlendirmeleri fayda sağlayacaktır. Ben çok teşekkür ederim, sağlığım için her şeye katıldığınız için. Ne demek? Doçent Doktor Onur Noyan sanal kumar bağımlılığını ve nedenlerini, belirtilerini tedavisini anlattığınız sağ olun. Aslında her şeyde her türlü iletişim yönteminde suçlayıcı. Ve agresif bir dil kullanmak yerine e, daha olumlu bir dil kullanmak mutlaka çok daha... Iyi. Hani bir laf vardır tatlı söz yılanı bile Sediğinden deliğinden çıkarır, çıkarır diye. Aynen öyle. Aynı onun gibi. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sevgili izleyiciler şimdi sırada iletişim bilgilerimiz var.